Sabahlayınca kendine akşam sözünü verme. Resulullah Aleyhisselam şöyle buyurdu. Tevrat'ta şöyle yer almıştır. Her kim sabaha dünya hırsıyla başlarsa Allah'tan hoşnutsuzlukla başlamıştır. Her kim de sabaha kendisine gelip çatan musibetten şikayetle başlarsa hakikatte Rabbini şikayet etmiştir. Hazreti Ali şöyle buyurdu. Her kim sabaha dünya hüznü ile başlarsa Allah'ın kaza ve kaderine öfkelenmiş olur. Ve her kim kendine inen bir beladan şikayet ederek sabaha başlarsa Allah'ı şikayet etmiş sayılır. İmam Ali Aleyhisselam şöyle buyurdu. Her kim sabaha ahiret hüznü ve gamıyla başlarsa malı ve mülkü olmadığı halde müstani olur, ehli ve ailesi olmadığı halde yalnızlıktan çıkar, soy ve sopu olmadığı halde güçlü olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her kim sağlıklı ve huzurlu olduğu ve yanında bir günlük yiyeceği bulunduğu halde sabahlarsa, dünya nimeti kemale ermiştir. Dördüncü nimete de sahip olursa, dünya ve ahiret nimeti kemale ermiştir ve o dördüncü nimet de imandır. Resulullah şöyle buyurmuştur. Her kim Allah'tan başka düşünceleri olduğu halde sabahlarsa, ziyana uğramışlardan olur. Yine Resulullah şöyle buyurdu. Ümmetimden biri Allah'tan başka bir düşüncesi olduğu halde sabahlarsa, o Allah'tan değildir ve her kim de müminlerin işlerine önem vermezse, müminlerden değildir. İmam Sadık Aleyhisselam buyurdu ki, her kim kendini ateşten kurtarma dışında bir düşünceyle sabahlarsa, büyük bir işi, yani ahireti küçümsemiş ve az bir nasip, yani dünya için Rabbinden yüz çevirmiştir. Hazreti Ali, takva sahiplerinin niteliği hakkında şöyle buyurdu. İşi Allah'ı anmak olduğu halde sabahlar, hüznü ve gamı Allah'a şükretmek olarak akşama erişir. Geceyi gaflet uykusundan korkuyla geçirir, gündüz ise kendisine erişen Allah'ın rahmet ve ihsanından dolayı sevinçli olur. Hazreti Ali Aleyhisselam şöyle buyurdu. Gündüz akşama kadar düşüncesi şükür, gece sabaha kadar işi zikirdir. Korkuyla geceler, neşeyle sabahlar, gaflete düşmekten çekinerek korkar, rahmet ve fazilete nail olduğundan sevinir. Resulullah şöyle buyurdu. Ey Ebu Zer! Sabahlayınca kendine akşam sözünü verme. Akşama erince kendine sabah sözünü verme. Hastalanmadan önce sağlığından istifade et. Ölmeden önce hayatından faydalan. Zira yarın hangi ismi alacağını, yani ölüp ölmeyeceğini, sağ kalıp kalmayacağını bilemezsin. Hazreti Ali Aleyhisselam şöyle buyurdu. Ey Allah'ın kulları! Bilin ki müminler ancak sabah akşam endişe içinde yaşarlar, sürekli nefislerini ayıplar, dururlar. Bu yüzden de sürekli kendi nefislerini eleştirirler ve kendilerinden sürekli iyi işleri arttırmalarını isterler.